Arkadaşlar hızlı giden araç B şehrine diğerinden 3 saat önce varıyormuş. Yani eğer ki bu araç x saatte gidiyorsa buradaki aracın varış süresi ne olacaktır? x artı 3 olacaktır. Bu durumda yol ifadesi yavaş giden araç için hız çarpı zaman ifadesidir. Yol ifadesi hızlı giden araç için hız çarpı zaman ifadesidir ve burada bu iki ifade birbirine eşit olmalıdır. Bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimizde 60x artı 180 ifadesinin buradan 80x olduğunu söyleyeceğim. 60x'i karşıya alırsam 180 ifadesi buradan 20x olacak. İki tarafta 20'ye bölündüğünde x'in değeri 9 olarak bulunacak. x yerine 9 yazıldığında buradan mesafenin 720 olduğu bulunur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar A'dan hareket eden araç karşılaşmadan 3 saat sonra B noktasına varıyor. Yani A'dan hareket eden araç C ile B arasını 3 saatte alıyor. Bu durumda A'dan hareket eden aracın hızı 60 olduğundan ve bu mesafeyi 3 saatte aldığından C ile B arasının 180 km olduğu söylenir. Demek ki arkadaşlar B'den hareket eden araç 90 km hızla 180 kilometrelik bu yolu 2 saatte almıştır. A'dan hareket eden araçla B'den hareket eden araç C noktasına karşılaştıkları için A'dan hareket eden aracın da Burada kaç saatlik bir süre hakkı vardır? 2 saatlik bir süre hakkı vardır. Çünkü bunların aynı anda C noktasında olması lazım. Bu durumda A ile C arasını bu araç 2 saatte aldıysa hız 60, zaman 2 saattir ve buradan da 120 elde edilir. Bu durumda AB arası 120 km buradan, 180 km buradan olmak üzere toplamda 300 km'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu iki araç şu noktada karşılaştıklarında B'den hareket eden aracın A noktasına 150 kilometrelik mesafesi kalıyor. Bu durumda bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu karşılaşma için bakın A'dan yola çıkan araç 30 kilometre hızla 150 kilometrelik yolu kaç saatte almıştır? 5 saatte almıştır. Yani A'dan hareket eden araç kırmızı noktaya gelene kadar ne kadar süre geçmiş? 5 saat süre geçmiş. Burada karşılaşma söz konusu olduğu için buradan yola çıkan araç içinde ne olmalıdır? 5 saatlik bir süre geçmiş olmalıdır. Bu durumda 5 saat boyunca 40 km hızla devam edersem buradaki yolunda ne olduğunu bulurum? 200 km olduğunu bulurum. Bu durumda A ile B arası toplamda 350 km'dir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar karşılaşma noktalarının şurası olduğunu varsayalım ve buraya x kilometre, buraya da y kilometre diyelim. Burada ben x artı y uzunluğunun kaç kilometre olduğunu merak ediyorum. Şimdi bu durumda B'den hareket eden araç toplamda ne kadar yol almıştır? C'ye kadar gelmiştir. Akabinde tekrardan geri dönüp bu noktaya gelmiştir. O halde almış olduğu yol toplamda x artı 2y'dir. Ve arkadaşlar bu ifade hız çarpı zamanı yani 90 çarpı 4 eşit olmalıdır. A'dan hareket eden araç ise bu durumda A noktasından başlayarak bu karşılaşma noktasına kadar toplamda 180 artı x kilometre yol almıştır. Bu aracımızın hızı 75'tir ve zamanımız da nedir 4'tür. O halde ben bu ifadenin burada 300 olduğunu biliyorsam. X'i 180'i karşıya aldığımda x ifadesinin 120 olduğunu bulacağım. Şimdi hemen şu ifadeye elim alacağım. Bu ifadede x yerine 120 yazarsam 120 ile 2y'nin toplamı burada 360 yapmaktaymış. 120'yi karşıya alırsam 2y ifadesi 240. Buradan da y ifadesinin değeri 120 olarak elde edilir. B ile c arası toplamda x artı y kilometredir x'in uzunluğu 120 ve y'nin uzunluğu 120 olduğundan bu ikisinin toplamı 240 olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar aradaki mesafe 120 km. Şimdi A'dan hareket eden aracın hızı A km, B'den hareket eden aracın hızı da B km olsun. Bu durumda hızlar toplamı buna eşittir. Bu iki araç 6 saat sonra karşılaştığına göre buradan hızlar toplamının ne olduğu bulunur? 20 olduğu bulunur. Peki ne istenmekte bizden? Bu iki aracın 120 kilometrelik yolu A artı B artı X kilometre hızla araçlardan bir tanesi ne yapacak? X kilometre arttırdığında hızını kaç saatte karşılaşacaklar? 2 saat daha erken yani 4 saatte karşılaşmaları istenmekte. Bu durumda ben burada A artı B'nin ne olduğunu biliyorum? 20 olduğunu biliyorum. Hemen yazıyorum bakın. 20 ile X'i toplayacağım ve bu ifadeyi 4 ile çarptığımda sonuç 120 olacak. O halde buradan x'in değeri 10 olarak bulunur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar bu aracın ilk hızının v olduğunu, ikinci hızının da v artı 30 olduğunu söyleyelim. Şimdi 630 kilometrelik bir yolu almaya çabalıyorum. İlk hızımla kaç saat gidiyorum? 5 saat gidiyorum. Artı ikinci hızımla bu yolu toplamda 12 saatte aldığıma göre 5 saati de burada harcadığıma göre kaç saat gidiyorum? 7 saat gidiyorum. Buradan v'yi bulmaya çalışacağım. 630 ifadesi bu durumda 12V artı 210'dur. 210'u karşıya aldığında burada ne kalacaktır? 420 kalacaktır. Bu ifade 12 vye eşittir. Hemen burada 6'ya bölme işlemi yapalım. 2 kalsın. Burası 70 kalsın. İki tarafta 2'ye bölündüğünde V'nin değeri buradan 35 olarak bulunsun. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar 5 saat sonra buradaki aracın alacağı toplam yol nedir? Hızının 5 katıdır. Yani bu araç şuraya bir yere gelecektir ve burada 25 V'lik mesafe oluşacaktır. 5 saat sonra bu aracın alacağı yol ise toplamda 10 V'dir. Bu durumda iki hareketli arasındaki yol şu noktayla şu nokta arasındaki toplam mesafe 150 km artı 35 V'dir. Ve bu ifadenin soruda bize ne olduğu söylenmiş? 850 olduğu söylenmiş. 150'yi karşıya alırsam 35 V ifadesi 700'dür. İki tarafta 35'e bölünürse V'nin değeri buradan 20 olarak bulunur. Bize A'dan hareket eden aracın hızı sorulmakta. V yerine 20 yazıldığında 40 elde edeceğim için doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki mesafeye X diyelim. Buradaki mesafede arkadaşlar ne diyelim? Y diyelim. Şimdi ben şunu biliyorum. Arkadaki araç 6 saat sonra öndeki aracın 40 km önünde olduğuna göre. Yani arkadaki araç eğer ki 6 saat sonunda C noktasına geldiyse öndeki araç 6 saat sonra bu C noktasının 40 kilometre gerisine gelmiştir. Önce A'dan hareket eden aracın e, yaptığı işi bulmaya çalışalım. Gittiği yol toplamda x artı y'dir ve toplamda hızı 60 ve ne yaptı 6 saat hareket etti. O halde ben buradan x artı y'nin ne olduğunu biliyorum, 360 kilometre olduğunu biliyorum. Öndeki araç yani B'den hareket eden araç ne kadar yol gitti? Bakın şuradaki mesafenin şu mesafenin ne olması gerektiğini söylemiştim. 40 olması gerektiğini söylemiştim. O halde bu aracın aldığı yol toplamda y 40 kilometredir. Hızı 40'tır ve ne yaptı? 6 saat yol aldı. O zaman bu ifadenin de 240 olduğunu biliyorum. Eksi 40'ı karşıya alırsam buradan y ifadesinin değeri 280 gelir. Yukarıdaki ifadede y yerine 280 yazılırsa ve 280 karşıya yollanırsa Buradan ikisinin değeri 80 olarak elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar 240 kilometrelik bir yolumuz var ve bu yolun biz toprak kısmında saatte 30 kilometre hızla gidiyoruz. Peki ne kadar süre gidiyorum biliyor muyum? Yani toprak yolda ne kadar süre gittiğimi biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden buraya ne diyeceğim? T diyeceğim. Artı devam ediyorum. Artık toprak yolu bitirdim, asfalt yola çıktım. Asfalt yolda hızım 45 oldu. Peki ne kadar süre gittiğimi biliyor muyum? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Burada arkadaşlar buradaki süre ile buradaki sürenin toplamının 6 olması gerektiğini biliyorum. O zaman ne yapmalıyım? Buradaki süre yerine 6 eksi t yazmalıyım. Hemen bu ifadeyi hesaplayalım. Burası 30 t artı burası arkadaşlar 45 içeri dağıtılırsa 90 270 elde edildi. Burada da eksi 45 t oluştu. Bu durumda bu ifade 270 eksi 15 t ifadesidir ve bunun 240'a eşit olması için buradan T değeri 2 olarak hesaplanır. Asfalt kısmı kaç kilometredir diye sorulmakta. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz şu kısım toprak kısım, şu kısım asfalt kısımdı. Burada T yerine 2 yazıldığında asfalt kısım için 45 çarpı 4 diyebilirim. Ve bu durumda bu ifade 180 geleceğinden doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar A ile B arasındaki mesafeye x dersem burası da x olacak. Burası da x olacak. Buraya A dememiz halinde burası da ne olacaktır? x eksi A olacaktır. Bu durumda V1 hızının burada 5V olduğunu söylersek V2 hızı buradaki orantıdan dolayı da neye eşittir? 4V'ye eşittir. O halde A noktasından yola çıkıp şu yolu takip eden aracın almış olduğu toplam yol neye eşittir? 2x artı a'ya eşittir ve bu durumda bu ifade hız çarpı zaman olacaktır. Şu yurdan arkadaşlar şu noktadan yola çıkan aracın almış olduğu toplam yol ise neye eşittir? 2x eksi a'ya eşittir. Hızı 4v'dir ve zaman t olduğundan bu durumda arkadaşlar bu ifadede 4v t'ye eşittir. Burada ne arıyorum? a bölü x eksi a oranını arıyorum. Şöyle yapalım. Biz bu iki ifadeyi birbirine şu şekilde bölelim. Bu şekilde bölme işlemi yaptığım zaman şuradaki vt'ler birbirine götürecektir. İçler dışlar çarpımı yapıldığında 4 ile yukarıyı çarparsam 8x artı 4a eşittir. 5 ile aşağıyı çarparsam 12x eksi 5a elde edeceğim. Buradan da 2x ifadesinin ne olduğunu söyleyebiliyorum. 9a olduğunu söyleyebiliyorum. Yani ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki x ifadesi burada 9k ise a ifadesi burada neye eşittir? 2k eşittir. O halde ec mesafesi bu durumda ne olmalı? 2k olmalı x'ten a'yı çıkardığımda elde ettiğim değer 7a olduğu için bu durumda ed mesafesi de 7k olduğu için de ed mesafesi de 7k olmalı. Bizden bu ikisinin oranı isteniyorsa buradan 2 bölü 7 elde edilir. Doğru yanıt d seçeneğidir. Arkadaşlar aracımızın ilk hızının v olduğunu söyleyelim. Şimdi bu durumda biz v kilometre hızla aracımız zaten 2 saat sonra arızalandığı için ne kadarlık yolumuz kalmıştır? Normalde 8 saatte gidiyoruz. 2 saatini gittim. V kilometre hızla 6 saatte varmak istediğim bir yol var. Ancak aracım 2 saat arıza yaptığı için 2 saat beklemek zorunda kaldım ve artık geriye ne kadar zamanım kaldı? 4 saat zamanım kaldı. İşte bana sorulan soru şu. V kilometre hızla 6 saatte gidiyorsam kaç V kilometre hızla 4 saatte giderim diye sorulmakta. Arkadaşlar burada zaman azaldığında hızın artması gerektiğini unutmayın. O halde burada ne vardır? Şuraya x yazalım. Burada ters orantı vardır. Ne yapacaksınız? Bu iki ifadeyi düz çarpacaksınız. Bu durumda 6v ifadesi 4x olduğundan ne söyleyeceksiniz? x ifadesinin burada arkadaşlar 1,5v olduğunu. Yani hızımızı 1,5 katına çıkartmamız gerektiğini söyleyeceksiniz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet, A'dan B'ye arkadaşlar 80 km hızla gidersem planladığım süreden 4 saat önce. Yani t eksi 4 saatte varıyorum. 60 km hıza gidersem planladığım süreden 2 saat sonra yani t artı 2 sürede varıyorum. Şimdi birinci durumda arkadaşlar AB arasındaki yol için şunu söylerim. Hızım 80 zaman t eksi 4. İkinci durumda AB arasındaki mesafe için şunu söyleyeceğim. Hızım 60 zaman t artı 2. Bu iki ifade birbirine eşit olmalı. Yani 80t eksi 320 ifadesi Burada 60 t artı 120'dir. 60 t'yi buraya alırsam burada 20 t kaldı. Eksi 320'yi karşıya aldığımda burası 440'tır. İki tarafta 20'ye bölünürse t'nin değeri buradan 22 olarak bulunur. Bu durumda t yerine 22 yazıldığında burası ne yapar? 18 yapar. Demek ki AB arasındaki mesafe 80 ile 18'in çarpımı. Yani 180 ile 8'in çarpımıdır. Burası 0, burası 4, elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elden ne geldi? 14 geldi. Demek ki doğru yanıt D seçeneğidir.